raflarımızda her şey var. Yöremize ait, bölgemize ait, ülkemize ait birçok ürünler var. El emeği. Tamamen doğal. Tamamen doğal. GDO, MDO diye bir şey arama. Ev ve el yapımı. Tabii zaten onu özel kılan da elde yapımı olması. Fabrikasyon, sanayi ürünü her zaman tereddütle yaklaşırım. Yani ama el ürünü ayrı bir güven, insana ayrı bir tat veriyor. Turşularımız var. Kiraz turşusu. Cevizler. Cevizlerin nerenin cevizi abi? Şevin Karahisar. Oradan geldi. Oradan geldi. Bu Şebin cevizi ince kabuklu oluyor değil mi? Hı hı. Pekmezi benim çok ilgimi çekmişti. Mandalinanın reçelini yaptık. Kabuğu sonra. He pardon pardon. Ben de reçel şeyi diyorum, pekmez diyorum. O nasıl olursa. Ama çok güzel oldu. İlk defa yaptık. Evet. İnternet üzerinden satışlarımız da var bu ürünler üzerinde ama bayağı da satılıyor. Çok da tutuldu. Çok güzel bir şey. Hani genelde mandalinanın kabuğu soyularak yapılıyordu ama biz bunu kabuğunu soymadan bir takım işlemlerden geçirdikten sonra yaptık. Mükemmel bir şey oldu. Herkesin yani tatmasını tavsiye ederim. Yani ilginç bir ürün. Evet. Bunu şöyle gösterirsek şöyle. Bunu nasıl atıyorsun onun içine reçel yaparken? Önce bunun yani formülünü bize anlatmanın bir sakıncası şey, var mı? Püf noktasını anlatmayayım. Anlatma. Ama yapım şeyine şey olarak kaba taslak anlatayım. Normal aynı incir reçelini kaynattığımız şekliyle kaynatıyoruz. Fakat kabuğunun acısı çıkmasın diye o kabuğunun acılığını birkaç yöntem geliştirdim ben. Onunla alıyoruz. Yani yediğin zaman bu mandalinanın kabuğunda veya portakalın kabuğunda bir asit vardır ya. Bunda o asiti aldık. Kabuk gayet tatlı bir şekilde yiyorsun. İlginç bir lezzet İlginç. Olmalı. Neyse ben bunu biraz sonra ücretini vererek alacağım. Bir denersin bakalım. Tatacağım. Tat. Çünkü ücretini vermeden aldığım şeyin bana faydası olmuyor. Bunu denedim geçmiş yıllarda. Bak o genelde buranın yöresel pekmezlerimiz de var. Kokulu üzüm pekmezi. Armut pekmezi, elma pekmezi, incir pekmezi. Bak incir pekmezini her yerde bulamazsın. İncir pekmezi de mandalinanın şeyi gibi, reçeli gibi. Bu incir reçeli. Bu incir reçeli. Ayrıca pekmezini yaptık biz bir de incir. Pekmezi? Pekmezi burada bak. Şu incir pekmezi bak. Tamamen doğal. Evet. Yani, bu da ilginç. Bala değişmem. Diyorsun. Çok güzel bir şey. Bu da ilginç bir tad olması. Limon armutu pekmezimiz var. Limon armutu pekmezi. Aynen öyle. Bu da genelde şeker hastaları, diyabetik hastalar için rahatlıkla yiyebilecekleri bir ürün. Sıfır şeker, tamamen limon armutunun kendi özünden yapılan bir pekmez. Ve bu kaç kilo armuttan yapılıyor? Tahminim bu da hemen. Üzüm şarabı içenlere de Karadeniz'in şırasını tatlı şey eder misin? Vallahi şarapla işim olmaz. Biliyorum yani, biliyorum şarapla. O bölümüne karışmam da yalnız bu üzümü içen bir daha içeyim der yani. Yani sürekli üzüm ürünlerine alışmış müftelası olan birisini diyorum. Evet. Yani şarabı bırakıp da şırayla bu işi kurtarabilir mi? Yani kurtarır. Hem de sağlığına da döner yani. Bence çok daha güzel olur. Bak şimdi biz senden şey evet. Açalım. Şuradan bir tane şıramızı açalım. Tadına bakalım. Ne diyorsun? Vallahi ben köyde yapıyordum ama benim yaptığımla senin yaptığın arasında ben şimdi senden formülünü almaya çalışacağım. Hiçbir zaman usta çırağı hepsini öğretmezmiş mesleğin. Formülün ince noktasını vermem. Ama ben yine de alırım be. Bak yine de Feridun sen abi. Sen şu şırayı bir dene ondan abi, sonra alayım. Dersin ki hem içtim hem denedim.
İçindeki aromaya falan bak. Nasıl bir şey? Abi enfes bir tat. Sen herhalde ikinciyi de içeceğim ya. Vallahi ikinciyi de içeceğim. Abi gerçekten çok güzel bir şey bu. Nefis bir şeymiş. Abi ben bu dükkanda dursam da, ben bu dükkanda beklesem, sen biraz hava alsan gelsem, yani ben... Sen de bu reyonları götürsen. ben burada kalayım. Sen bugün bayağı işin gücün vardır. Sen var yoğun birisisin. Ben biraz oturayım burada. Ne olacak, insanlık öldü mü abi ya? Yarım saatliğine bırakayım sana burayı. Abi insanlık ölmedi yani, biz orada sobada var, otururum aşağı. İnan Feridun abi, ben oturayım burada biraz. Hiçbir şey yapmam ama sadece incelerim, bakarım orada. Nasıl tadı? Zaten tadını tatmasaydım ben sana burada otururum der miyim? Rengine bak ya abi ya. Tabii üzümün doğal rengi. Bir de bunu sadece fındık odununda kaynatıyoruz yani. Bakır kazanda. Böyle şeyde, tüp ocağında, LPG'de değil. Tamamen evin önüne kazan kuruyoruz. Ateş yakıyoruz. Fındık odunu altında ondan pişiriyoruz. Bu ışığa nereden baksan 4-5 saat kaynıyor. Abi formülüne, eline, İkramına çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eline sağlık. Sen de sağ ol. Düşüncene sağlık. Araştırmana sağlık. Beğenmişsindir. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten ben bu zamana kadar bazı turistik restoranlarda falan şıranın tadına bakmıştım. Ya, ama gerçekten ve gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunda ayrı. Nasıl ki dünyada Coca-Cola'nın bazı ürünlerin formülasyonunu söylemiyorlarsa, gerçekten de nasıl bir lezzetle, nasıl bir şeyle yapıyorsan bunu takdir ederim size. İki ay önce İstanbul'da Giresun tanıtım günleri vardı. Biz oraya ikram edilmek üzere tüm sirke çeşitlerimizden ve üzüm şırasından götürdük. Orada gelen hemen hemen binlerce konağa ikram ettik. Bunun içinde bakanlarımız da vardı, milletvekillerimiz de vardı. Sirke ve şıra tam not aldı. Onun da yanında çok büyük market zincirleri bizim bu sirke ve üzüm şıralarından almak için anlaşma yapalım dediler. Fakat biz yeterince stoğumuz olmadığı için hazırlıksız yakalandınız. Ama önümüzdeki sene için kesinlikle o marketlerden birkaç zincir grubuyla anlaşacağız. Bence bu lezzet Türkiye'nin her tarafına, hatta yurt dışına bile üretimin ne kadar olduğunu, yani yetiştirebilecek misiniz siparişleri şöyle, bilmiyorum ama. Aslında biz yetiştirirdik ama bu sene Giresun'da üzüm fazla olmadı. Bulabildiğimiz pazarlardan, köylüden, bağdan, bahçeden ancak bir tona yakın bir üzümden yaptık. İşte o da 500 litre, 550 litre bir şıramız çıktı. Bir ton üzümden. Ama bu sene önümüzdeki yaz için Allah nasip eder de çok üzüm olursa alabildiğimiz kadar üzüm alıp şıra yapacağız. Abi bu virüs Allah nasip ederse etkisini kaybetmeye başladı. Bundan bu biter, belki Allah nasip etmesin ama bir başka virüs çıkar, o çıkar, bu çıkar. Biz şöyle diyebilir miyiz? Her şeyin ilacı doğada. Kesinlikle bak. Bu sirkeleri hemen hemen 7 yıldır yapıyoruz. 7 yıldır da devamlı, düzenli, senin gibi, sen de içiyorsun. Arkadaşlarımız var. Sirke içen hiçbir arkadaşımız pozitif çıkmadı. Giresun'da bak. Bunlardan bir tanesi de benim. İyi muhafaza ettim. Ben de bak. 5 kilo armuttan yapılıyor. 1 kilosu en az 5 kilo armuttan çıkıyor. Diğerlerinin fiyatı. Türkiye'nin başka bir tarafında da bildiğim kadarıyla limon armutu yok. Sadece Karadeniz'de olan bir şey. Hani sadece bizde var. Ondan sonra elma pekmezlerimiz var. Bunlar da bizim Giresun'un yöresel
karasüt elması ve köpük elması dediğimiz elmaları var. Onlardan yaptığımız pekmez. Bunlarda da sıfır şeker var. Hı hı. Hani şeker hastalığı, şekeri olanlar da bundan kesinlikle yiyebilir, değil mi? Hepsini yiyebilir. Hepsini rahatlıkla yiyebilir diyorsun. Çünkü içerisinde şeker yok. Sadece kendi meyvenin kendi şekeri var. Şıra zaten başlı başına bir ilaç sayılır. Kokulu şırası. Ben onun internette biraz detaylısını daha inceleyeceğim. Bana o şıranın çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. Bal yüzyıllar boyunca hep ilaç olarak kullanılmış. Hı hı. Mesela iç hastalık olduğu zaman, hı hı, tarihin eski çağlarında hastalara sirke içirirlermiş. Kesik yaralanmalar olduğu zaman da yaralara bal sürerlermiş. Hı. Yani bu yüzyıllara dayanan bir gelenek. O zamanlar bu ilaç olarak kullanılıyorsa demek ki şu anda da yine bir ilaç olmasa da bir katkı olarak kullanabiliriz yani. Ben sirke aldım, o armut sirkesini aldım. Hem asit olarak, yani dengelenmiş. Asitini ben dengeliyorum onu bak. Hı-hı. Çok keskin yapmıyorum. Bak mesela şu anda doğallığı neden belli biliyor musun? Hı-hı. Bak şu anda sirke anası, sirke ebesi diyoruz. Maya oluşmaya başladı. Hı-hı. Doğal olmayan hiçbir şeyde bu maya oluşmaz. Doğru bak, söylüyorsun. Bunun içi şimdi bayağı devamlı keskinleşiyor. Hı-hı. Senin içtiğin sirkeden daha keskin bu. Niye bu içindeki maya bunu devamlı mayalıyor? Hı-hı. Bu belki 3 ay sonra kaşıkla içeceksin bunu. Şimdi bardakla içiyorsun. Hı-hı. Keskinleştiği için kaşıkla içeceksin. Bak, şu anda içinde kendisi maya oluşturdu. Evet. Bakabiliyoruz. Buna sirke anası deniyor. Sirke anası deniyor. Evet, aynı sirke. Birbirini aynen öyle. Sürekli şey diyor, değil mi? Yoğurt mayası gibi. Hı hı. Mesela bizim yaptığımız büyük bidonlarda daha büyük katman şeklinde oluyor. Ben onu alıyorum. Hı hı. Bir diyelim 4-5 parçaya bölüp yapacağım diğer sirkelerin içine atıyorum. O mayalıyor onu. Başka hiçbir dışarıdan öyle bazı yerlerden nohut atıyorlarmış, bazı yerlerde bal katıyorlarmış. Ben hı hı sadece sirkenin kendi ürettiği, hı hı, anasını katıyorum. Oradan sirke mayalanıyor, oluyor. Yani tamamen bizim sirke organik ve doğal. Mesela bu Giresun'un yöresel töngel dediğimiz bir meyvesi. Hı hı. Ben töngeli burada tanıdım. Dediler ki ya töngelden sirke yaptın mı? Dedim yapmadım. Hı hı. Ama yapayım. Şu anda yaptım. Çok da güzel bir tadı var. Hı hı. Yani tahminim içindeki vitamin, mineraller de çok fazla. Hı hı. Ama töngel de çok az bulunuyor. Bulabildiğimiz kadar meyveden yaptık. Hı hı. Çok bunun, olsa çok daha fazla yapacağım. Ben tadını sonra tadacağım tabii de. Şimdi şöyle diyorum. Bunun geri dönüşümü ne oldu kullananlar tarafından? Töngeli henüz çok az bu sene yaptım. Hı-hı. Bak buradaki kadar sayılı var. Hı-hı. Şu anda içen olmadı. Ben yaptığımda tadına baktım. Çok güzel değişik bir tadı vardı. Hı-hı. Şimdilik duruyor bakalım ama sana veririz içersin. Diğer armutla elmayla arasındaki farkı bir gözetirsin. Abi ben bunları test yapmam lazım yani. Yaptınız o kolay. He. Çünkü sen buraya oturmama müsaade etmedin. Sen git gez dedim sana. Giresun'da senin yoğun bir iş şimdi, bir hacmin var. Şimdi ama içerideki ürünler abi ben yani cevher olunca bırakamıyorum. Yok yani bana güvenebilirsin. Biraz senin niyetinde bir böyle yani anormallik. Arabayla mı geldin? Yok yürüyerek çekim yaptım ya. Neyse yürüyerek fazla götüremezsin. Tamam yarım saatine bırakayım. Arabayla gelseydin he, teslim etmezdim yani. Ev yakın olmasa o da olurdu da ev yakın olduğu için. Şimdi ama gerçekten. Ama bak, mandalina reçelini denemeni isterim. Limon armutu pekmezini, elma pekmezini, dut pekmezini, ondan sonra incir pekmezini bilhassa herkesin denemesini isterim. İncir pekmezi, İncir çok ama Giresun'da incir pekmezi yapılmıyor. Tek yapan benim. Hı hı. Tek yapan benim. Ama sonunda Firdin abi gitti. Burası bana kaldı. Şimdi ben burada
Burada şöyle çekim yapıyorum. Ferdun abi 2 dakikalığına da olsa bana bıraktın burayı, sağ ol. Gel bırak. Bekliyor musun da bırak. Evet. O zaman...